Berat Gecesi ile alakalı Peygamber Efendimiz Şaban ayının ortasında diyor. Yani 15. gecesi bu gece işte. Şaban ayının 15. gecesi Rabbime ibadet ediyordum diyor Peygamberimiz. Cebrail geldi. Ey Muhammed, bu gecenin Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun dedi. Ne kadar değerli bilir misin ey Muhammed? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail aleyhisselama ne kadar kıymetli ey kardeşim Cebrail. Yani bu gece ne kadar kıymetli bana bildir ki ben de ümmetime bildireyim. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e sırların kapısını açıyor. Başını göğe kaldır ey Muhammed. Başını göğe kaldır dedi Resulullah Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz mescidinde, biliyorsunuz Resulullah'ın mescidinin çatısı yoktu. Üstü açıktı çoğu yerler. Allah Resulü başını göğe kaldırdı. Bakınız, cennetin diyor, birinci kapısında bir melek durmuş ve şöyle sesleniyordu. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam başını göğe kaldırdığında gördüklerini anlatıyor. Cennetin birinci kapısında şöyle sesleniyor. Bu gece ruku edenlere ne mutlu. Namazda ruku var ya, İşte o rükûyu uzatmak lazım böyle kandil gecelerinde. Secdeyi, rükûyu uzatabildiğiniz kadar uzatın. Yani Sübhane Rabbiyel Azîm, Sübhane Rabbiyel Azîm, Sübhane Rabbiyel Azîm, Sübhane Rabbiyel Azîm. Üç kere deyip bırakmayın. Bunu uzatın. Yedi kere söyleyin, dokuz kere söyleyin. Rükû edenlere müjdeler olsun ey Muhammed, haber ver diyor. Peygamber Efendimiz çok içi sevinçle doldu. Ümmeti için verilmiş bir müjdeyi haber verecek Resulullah. İkinci kapıdan bir başka melek şöyle seslendi Resulullah Aleyhisselam'a. Bu gece secde edenlere ne mutlu ya Muhammed. Rükû edenlere ayrı müjde, secde edenlere ayrı bir müjde. Biz bir işte çalışsak bir kere maaş verirler değil mi? Aha maaşın derler. Hadi diyelim ki biraz çok bayram arası dedin, iş yaptın. Ben mesela çocukluğumda terzi çırağıydım. Rahmetli Arif amca, Yüksel yengem, Allah mekanlarını cennet eylesin. Çok ekmeklerini yedik. Haftalık verirdi, 20 lira haftalık verirdi. O para öyle büyük paraydı ki hem İmam Hatip'e gidiyorum hem işte o haçlığı bir haftada idare edeceğim yani. Ama bayram aralığını beklerdik. İster Kurban Bayramı olsun, ister Ramazan Bayramı. Eskiden böyle konfeksiyon, hazır giyim yoktu. O zaman dikim çok yaygındı. Kadınlarda da öyleydi. Erkeklerde de terziler vardı. Evlerde terzilik yapanlar vardı, ablalar. Mesela benim ablam Naciye alamların rahmetli teyzemlerin mahallesinde bir abladan, bak adını unuttum ya Rabbim, hepsine rahmet olsun. Terzilik öğrendi gitti evde, yani evde terzilik öğrendi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu bizim çocukluğumuzda o bayram aralığında çok yoğun oluyor ya, bahşiş verirlerdi. O bahşişi beklerdik biz yani. Haftalık 20 liraysa, bahşiş 5 liraysa, o 5 lira 20'den kıymetli gelirdi. Beklerdik ki adamcağızın böyle tozunu alırdık, tertemiz yeni takım elbise işte yani. Tozunu alırdık, hayırlı olsun güle güle kullan amca derdik. O 5 lirayı almak için. Bakın Allah diyor ki, Peygamberimize gösteriyor. Gökyüzüne bak ey Muhammed. Bakıyor Allah Resulü. Birinci kat semada rükû edenlere, ikinci kat semada secde edenlere. Hepsi bir namaz değil mi normalde? Namaz işte. Ama bunlar namazın parçaları. Namazın her parçasına Allah bahşiş vermiş. Namazın her parçasına Allah mükafat vermiş.
Müjdeler olsun diyor. Size öyle sürprizler hazırladım ki. Size öyle sürprizler hazırladım ki. Mesela şimdi çocuğunuz sizden diyelim ki cep telefonu istiyor. Siz çocuğunuz çok güzel bir şey yapınca dersiniz ki yavrum bak karneyi alınca sana öyle bir sürprizim var ki hemen çocuk tahmin eder. Der ki cep telefonumu mu alacaksın der. Bir de en iyisini istiyorsa, pahalısını istiyorsa tabii o senin mutluluğundan, senin o sevincinden, senin o ona ümit veren bakışlarından anlar ne yapacağını. Şimdi meleklerin rükû edenlere müjdeler olsun. Secde edenlere müjdeler olsun. İkinci kapıda, cennetin kapısında melek. Ey Muhammed, secde eden müminlere müjdeler olsun. İşte bu gece. Değerli kardeşlerim, üçüncü kapı semada, üçüncü kapıda melekler cennetin kapısına durmuşlar. Dua edenlere müjdeler ver ey Muhammed. Dua edenlere ne mutlu müjdeler ver ey Muhammed. Ümmetine müjde ver. Rükûsuna ayrı, secdesine ayrı, duasına ayrı müjdeler var. Dördüncü kapı semada, dördüncü cennetin kapısında kardeşlerim bu gece Allah'ı zikredenlere ne mutlu, haber ver onlara. Müjdeler onları bekliyor, ikramlar. Allah'ı zikredenler ne o? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mesela bir tesbih çekeriz. Bir tesbih, 99 tesbihi bir kere çevirsen 100 ediyor işte. Bir Subhanallah desek, bir La ilahe illallah desek, bunlar zikrullah'tır. Bir salavat çeksek, hepsi 10 dakikamızı almaz. Bu gece yapılacak şeylerden, Estağfirullahel azim, en büyük tevbeyle tevbe diyorum ya Rabbi demektir. En büyük, azim, en büyük, en yüce istiğfarla, en yüce, en üstün tevbeyle tevbe diyorum ya Rabbi. Beşinci kapıda duran melek şöyle seslendi. Ey Muhammed, ümmetine söyle, bu gece Allah korkusundan, Allah'a olan aşkından, muhabbetinden ağlayan gözlere müjdeler ver. Allah onlara neler gösterecek? İnsan acıklı türkü dinleyince de ağlar. Acıklı bir Türk filmi seyredince de ağlar. İnsan acı bir şey görür ağlar. Bir hayvana eziyet görürüz ağlarız. İnsan değişik sebeplerle ağlar. Çocuğu askere giderken ağlar insan mesela. Halbuki gidip gelecek işte veya şehit olsa bile kayıp değil ki. Allah katında en yüce kazanç. Allah'ım şu mübarek gecede bütün şehitlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Huzurunda ne makamlar varsa can vermiş, vatan için, din için can vermiş kardeşlerime. Kanını bu vatan için dökmüş gazilerimize. Ya Rabbi bütün dereceleri sen nasip eyle. Kıymetli kardeşlerim, ağlarız biz çeşit çeşit sebeplerle. Ama bu Allah için ağlamak. Yani utanıyorum ya Rabbi. Ben gençliğimde şu günahları işledim. Ben filan komşuma haksızdım aslında ben. Haksızlık ettim. Şimdi göçtüler, gittiler. Şimdi ben onu ahirette hesabını vereceğim. Allah'ın huzuruna durduracaklar bizi. Aldığınız, verdiğiniz her nefesin hesabı var Müslümanlar. Onun için sakın incitme bir canı diyor ya, sakın incitme şu fani dünyada bir canı. Ankara'da o köpekleri öldürmüşler de, insanın yüreği sızlıyor yahu. Ey insanlar, nereye gidiyoruz Allah aşkına? Nereye gidiyoruz? Bir tüyünü yapabilir miyiz o köpeğin? Bir kılını yaratabilir miyiz yahu? Niye öldürüyoruz ki? Ekmek vermedin hadi niye öldürüyorsun ki? Kim öldürdüyse. Hakim bulamadı seni. Savcı göremedi seni. Kanunlar sana pas geçti. Ciddi kanunlar çıkmadı diyelim meclislerden. Dünyadaki parlamentolardan. Milletvekilleri korktu oy kaybederiz diye.
Hayvanların nasıl olsa oyu yok ya. Korktular, o oylarla dolayı çıkarmadılar hayvanları koruyan kanunları diyelim ki. Ey can kardeşlerim, Allah'ın huzurunda hesap yok mu zannediyorsun? Onun için yaptığın bir suç, hata varsa bu gece öyle milletin görmesine bizim gibi kameranın önünde filan değil yani. Gir bir odanın kenarına, seni bir tek Allah görsün. Gözyaşı dök hatalarına. Ben bu ezan okundu da namaz kılamadım ya Rabbi. Ne ayıp bir şey. Allah'ın huzuruna çıkmadım. Ne kötü bir insanım ben ya Rabbi. Hem Müslümanım hem namaz kılmadım. Ne ayıp bir şey ya Rabbi. Utanıyorum Allah'ım. Sen bağışla ya Rabbi. Bu gece Kadir Berat gecesiymiş. Bu gece Berat gecesiymiş. Allah'ım bu gece sen affedermişsin. Bir ümitle kapına geldim Allah'ım. Bağışla deyip gözyaşı dökenlere ne mutlu diyor. Altıncı kat semada bu gece Müslümanların hepsini kuşatıyor. Bütün müminlere haber vereyim Muhammed. Müslüman olduğu için elhamdülillah diyenlere. Allah'ım isteseydin bizi puta tapan bir cahil de yapardın. İsteseydin bizi başka başka inançlardan ya da büsbütün inançsızlardan da yapabilirdin. Ben Müslümanım ve bundan da mutluyum. Ben Müslümanım ve bundan dolayı da huzurluyum. Elhamdülillah. Müslüman mısın deyince çocukluğumuzda dedelerimiz bize ne derdi? Elhamdülillah de oğlum derdiler. Kızım elhamdülillah diyeceğiniz derlerdi. Evet elhamdülillah. O dedeler de gittiler biliyor musunuz? Sokaklarda artık küçük çocuklara Sübhaneke'yi okutan teyzeler kalmadı. Artık biliyor musunuz? Çok şeyimizi kaybettik. Allah Peygamber Efendimizin diliyle diyor ki kutsi hadiste ey Muhammed şunu müjdele kullarına. Allah bu gece dünya semasına tecelli eder. Allah'ın kudreti dünya semasına tecelli eder ve Rabbim şöyle buyurur. Yok mu günahından tövbe eden affedeyim. Ne kadar insan affeder ki Allah? Kaç kişiyi affeder? Kaç kişiyi affeder biliyor musunuz? Medine'nin en kalabalık koyun sürüleri Beni Kelp kabilesinindi. Beni Kelp kabilesinin koyunları dağların yüzünü kapatırdı. Koca bir dağın yüzü koyunlarla kapanırdı. İşte diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam, Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısınca insanları Allah bugün cehennemden çıkarır. Dağlar dolusu koyunların kaç tane kılı vardır? Milyarlarca, trilyonlarca değil mi? Bir hayvanda kaç milyon kıl vardır? Affedersiniz. Yani dağlar dolusunca sürülerin kılları kadar insanı cehennemden affeder. Allah o kadar cömert. Başka? Yok mu rızık isteyen bu gece için yapılan dua? Yok mu rızık isteyen geçim darlığı, işsizlik, maddi sıkıntılar içinde olan açsın elini. Rızık kapılarımı açayım ona diyor Allah. Allah'ım dert verip derman aratma ya Rabbi. Aç kalmış, açıkta kalmış, hayvan olsun, insan olsun. Can verdiğin bir canlıya ya Rabbi sen Rezzaksın, helalinden rızıklarını ihsan eyle ya Rabbi. Bizi aç bırakma ya Rabbi. İşsiz bırakma ya Rabbi. Açsız bırakma ya Rabbi. Çoluğumuzu çocuğumuzu ekmeğe muhtaç etme ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.